Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli amin. Bi hurmeti habibikel emin. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Estaîzu billah. Ya eyyühellezîne âmenû la tettehizül yehûde ven nasâra. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. عزيز مؤمنات محترم مسلمانlar mübarek 3 ayların huzuruyla, sükunuyla, saadetiyle devam eden günlerimiz, yaklaşan yılbaşı pisliğiyle, yılbaşı belasıyla, yılbaşı rezaletiyle adeta unutulur gibi bir hal almış görünüyor. Ama müminler nazarında, Müslümanlar nazarında gayet tabii temiz olan şeylerle pis olan şeyler daima birbirinden ayrılır, birbirinden ayrı mütala edilir. El-habisatu lil-habisin ve tayyibatu lit-tayyibin diyor Kur'an-ı Kerim. Pis şeyler pis insanlar içindir. Temiz şeyler de temiz olan insanlar içindir. Ama Müslüman olduğu halde kendisine Müslüman sıfatını, mümin sıfatını münasip gördüğü halde o sıfatına yakışmayan, Müslüman sıfatına münasip olmayan davranışlar içinde bulunan kardeşlerimiz de var. Sırf onlar için bugünkü dersimizi bu yılbaşı lafının sözünün altında yatan gerçekleri huzurunuza arz etmek suretiyle ezan-ı Muhammedi okunana kadar zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala rızasından ve rahmetinden bizi ayırmasın inşallah. Kardeşler, evvela zaman mefhumuna, zaman dediğimiz şeye Müslümanın bakış açısını kısaca arz edeyim. Zaman diye bir şey var. Zaman, zaman, zaman. Zaman dilimlere ayrılmış. Dilim dilim. Mesela en küçüğü işte dediğimiz, bildiğimiz gibi saniyeler. Saniyelerden sonra ne geliyor siz söyleyin? Dakikalar, dilim dilim. Dakikalardan sonra saatler, saatlerden sonra gün geliyor. 24 saat oldu mu ne diyoruz ona? Gün diyoruz. Gece gündüz. Günlerden sonra ne geliyor? Hafta. 7 tane gün bir araya gelirse isim ne oluyor? Hafta oluyor. Haftalar bir araya gelince veya yine günlerin toplamı 30 veya 30 olunca ne diyoruz? Ay diyoruz. Aylar. Ayların toplamına bir araya gelmesiyle yıllar.
Böyle de var. 100 tane yıl bir araya gelirse ne diyoruz? Asır. Bunlar zaman dilimleri. Bunlara bakışımız, bunlar ile olan alakamız bir Müslüman olarak gayet tabidir ki bu zamanı idrak ediyoruz. Zamanın içindeyiz. Kolunuzdaki veya cebinizdeki saate yahut duvardaki saate bakınız, bakınız her saniye saat ilerliyor. Hep ileri gidiyor. Hiç geriye giden saat gördünüz mü? Mümkün değil. İleriye gider. İlerleyen dakikalar, ilerleyen saniyeler dakika oluyor. İlerleyen dakikalar saat oluyor. İlerleyen saatler gün oluyor. İlerleyen günler ay oluyor. İlerleyen aylar yıl oluyor. İlerleyen yıllar ömür oluyor. Bunu fark etmek zorundayız. Zamanı idrak etmek bu demek zaten. Bu zaman dilimleri içinde Müslüman için birinin diğerinden hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Yani geçen dakikalar neyse geçen günler de aynıdır. İnsan geçen gününe ağlar da geçen dakikalara, saatlere ağlamaz mı? Dakikalar geçmeseydi saat olmazdı zaten. Saatler geçmeseydi gün olmazdı zaten. Günler geçmeseydi haftalar geçmezdi. Haftalar geçmeseydi aylar geçmezdi. Aylar geçmeseydi yıllar geçmezdi. O halde en küçük diliminden en büyük dilimine kadar zamanı idrak edişimizde bir fark olmaması lazım. Yılbaşını, hani bir yılın sona ermesini kabul edip de ayların sona ermesini kabul etmemek mümkün değil. Bir Müslümanın nazarında bir ayın bitip öbür ayın başlamasıyla bir yılın bitip öbür yılın başlaması arasında bir fark var mı yok mu? Var mı arkadaşlar? Katiyen yok. Bir ay bitiyor, öbür ay başlıyor. Bu ne kadar tabii ise, bu ne kadar normal ise ve bu ne kadar mümkün olan bir hadise ise bir yılın da bitip öbür yılın başlaması arasında bir fark var mı? Yoktur. Fark yoktur da bu yılbaşı kepazeliği nedir öyleyse? İlle de yılbaşı. Niye aybaşı değil? Aybaşlarını kutlamıyorlar da niçin yılbaşını kutluyorlar? Ha, burada bir pislik var. Bir şey var. Müslümanın nazarında geçen dakikalar, geçen günler, haftalar, aylar neyse yıllar da odur. Bir farkı yok. Değişik bir şey yapmak gerekmez. Oturup ağlayacaksak geçen dakikalarımızı ağlayalım. Oturup ağlayacaksak geçen saatlerimizi ağlayalım, günlerimizi ağlayalım, haftalara ağlayalım. Ay başlarına, geçen aylarımıza ağlayalım. Niye ille de yılbaşı? Bu yıl ne? Yılın başı ne? Burada bir şey var. Bir araştırılması gereken bir nokta var. Bunun yılla bir alakası yok. Ayla alakası yok. Haftayla alakası yok. Alakalı bir şey var. İşte cemaat-i müsliminin bunu bilmesi lazım. Bir nokta var. Bir pislik var, bir bit yemiği var, bir altında bir şey var. Yılbaşı diye bir şey yok. O bir görüntü, o bir söz, o bir slogan, o bir laf. Yılbaşı bir laftır. Onun arkasına bakacaksınız. Ne var arkasında bunun? Canım işte 93 yılı bitiyormuş, 94 yılı başlıyormuş. Bunun ne özelliği var? Aralık ayı bitiyor, Ocak ayı başlıyor. Bir ayın bitip öbür ayın başlamasına hassasiyet göstermiyorsun da bir yılın bitip öbür yılın başlamasına ne hassasiyet gösteriyorsun? Bu özelliğin, bu hassasiyetin, bu ilginin, bu alakanın arkasında başka bir şey olması lazım. Gelir mi gelmez mi Müslümanlar? Başka bir şey var. Bunu biz arıyoruz. Ve tabii aramaya gerek yok, hemen belli, biliniyor.
işin aslını bilmeyenler için mesele karanlık ama bilenler her şey farkındadır. Her şeyin şuurundadır. Efendiler kim nasıl söylerse söylesin, kim nasıl propaganda ederse etsin, hangi şerefsiz gazeteci, hangi şerefsiz yayıncı, hangi şerefsiz televizyon yayıncısı ne söylese söylesin, hiç kimse yılbaşı dediği olayı Hristiyanlığın dışında tutamaz. Hristiyanlıkla alakasını kesemez. Hristiyanlıkla bütünleşmiş olan bu günü gizleyemez, örtemez, kapatamaz. Yılbaşı denen rezaletin temelinde, tabanında, kökeninde Hristiyanlık var mı yok mu Müslümanlar? Var. Mesele bitmiştir. Mesele bitmiştir. Bu işin kökünde, temelinde, tabanında, esasında, mayasında Hristiyanlık var ya, bunu kim inkar edebilir? Hangi cumhurbaşkanı inkar edebilir? Hangi akıl sahibi, hangi fikir sahibi, hangi makam ve mevki sahibi bunu inkar edebilir? Oturup konuşalım. Yılbaşı denen o kelimenin arkasına saklanıp da içkiyi, kumarı, zinayı adeta köpürten, kudurtan şerefsiz oldu şerefsizler. Zerre kadar Hristiyanlıkla alakasını inkar edebilirler mi? Zerre kadar namusları varsa oturup konuşalım. Hristiyanlıkla alakası yok diyebilirler mi? Meseleyi buradan ele almak lazım. Hristiyanlık var. Ama tabii Müslüman milletlere, Müslüman insanlara, Müslüman çocuklara, Müslüman kadınlara Hristiyanlık diye ortaya çıksa belki birdenbire bir tiksinti, bir korku, bir çekingenlik olur diye yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı diyor. Ama Hristiyanlar yılbaşı kelimesini kullanmıyor. Onlar hangi kelimeyi kullanıyor? Noel, Noel, Noel. Bak işte işte. Bu bizdeki basın yayın kadar şerefsiz bir kuruluş yok dünyada. Ya şunu olduğu gibi söyleyin. Hristiyanlık deyin. Namuslu olun, şerefli olun. Yok, onu da yapmıyorlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu yılbaşı lafının altında Hristiyanların kilisesini, Noel yortusunu, Noel babasını özendiriyorlar, sevdiriyorlar, sempatik gösteriyorlar. Çocuklara hediye verecekmiş, aman kutlamalar, tebrikler, şunlar bunlar. Niçin Hristiyanlık kelimesini kullanmıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, şu İslam'ı gölgelemek isteyip de Hristiyanlığı, küfrü, sapıklığı memlekete yaymak isteyenlere eğer hidayetin nasip olacaksa bu hidayeti çabuk ver ya Rabbi. Eğer hidayetin nasip olmayacaksa şu yılbaşı gecesinde hepsini imha et ya Rabbi. İmha et ya Rabbi diyor. Müthiş bir aldatma. Ya Rabbi bizi aldattılar. Ama nasıl olur bu kadar açık, bu kadar meydanda olan bir hadiseyi, Noel gecesini, Noel yortusunu, Noel bayramını nasıl gizlersiniz ya? Bu bir makyajdır. Yılbaşı kelimesi vallahi yalan uydurmadır. Makyaj başka bir maskedir. Maske, o yılbaşı kelimesini kaldırın, papazın suratını göreceksiniz. Papaz. İşin içinde kafir papazlar var. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a düşman papazlar var, patrikler var. Yılbaşı onlarınla alakalı bir olay. Müslümanlarla hiçbir alakası ve bağlantısı yok. Noel bayramı, Noel kutlamaları diyorlar, Noel şenlikleri 25 Ocak'ta 25 Aralık'ta başladı. Yeni de değil yani. 25 Aralık'ta başladı. Halen devam ediyor. Ve işin en kirli, en kirli olan, en pis olan tarafı da bu rezaletlere, bu Noel yortusuna, Noel bayramına, Noel gecesine, Noel günlerine tertemiz bir peygamber olan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı alet etmeleridir. En pis tarafı. Şu anda Avrupa'da bu Noel günlerinde 25 Aralık'tan sonra bilhassa işte bu akşam 31 Aralık'ı 1 Ocak'a
bağlayan akşam, o kadar şarap, içki içecekler ki 364 gün, yani senenin bir günü eksik, geriye kalan 364 günde içilen içkiden birkaç kat fazla içki içecekler bu akşam. Bunu da kimin adına yapıyorlar siz söyleyin? Hazreti İsa'nın adına. Vay namussuz insanlar vay. İsa pırıl pırıl tertemiz Allah'ın seçtiği, sevdiği bir peygamber ya. Onu şimdi bu gece sabaha kadar Hazreti İsa'nın üzerine milyonlarca litre şarap dökecekler. Haşa. Onun adına bunu yapıyorlar. Onun namına, onun doğum günü diye, onun dünyaya geldiği gün diye bu pisliği yapıyorlar. Hale bakın şu iftiraya, şu rezalete bakın, temiz, necip, asil bir peygambere bu ne iftira, bu ne zulüm, bu ne kafirlik. Şimdi Avrupa'da hadise bu. Aynen Türkiye'de de hadise bu. Ya Türkiye eğer Müslümansa, mümin ve Müslüman sıfatını kendine layık görüyorsa, ben Müslümanım diyorsa, elhamdülillah ben Müslümanım diyorsa, Cumhurbaşkanı ben Müslümanım diyorsa, Başbakan ben Müslümanım diyorsa, ki diyorlar, bakın bu akşam Ankara Kocatepe Camii'nde Başbakan tarafından hangi şey tertiplendi camide? Mevlid ya, o mevlid tertipleniyor, yani mevlid okutturacaklar. Başbakan tertipliyor mevlidi. Şehit mehit neyse. İslam kabul ediyorsanız, Müslümanız diyorsanız, peki tepeden tırnağa Hristiyanlıkla alakalı olan bu yılbaşını niye bu kadar kudurtuyor, köpürtüyorsunuz? Niye devletin televizyonunu uşaklar gibi, köleler gibi bu pisliğe çanak yapıyorsunuz? 2 ay önceden, 5 ay önceden neden milli piyango diye piyango denen kumar olaylarını durmadan millete reklam ediyorsunuz? Neden içkiyi bu kadar çoğaltıyorsunuz, artırıyorsunuz? Yerli içki yetmiyormuş gibi dışarıdan tonlarca içki ithal ediyorsunuz. Müslüman değilseniz çıkın açıkça söyleyin, biz İslam'ı reddettik, Hristiyanlığı benimsiyoruz deyin de herkes anlasın, herkes inansın, herkes bilsin. Bu maskeli olmak niçin? Bu münafık olmak niçin? Bu iki yüz olmak niçin? İşte bizi öldüren şey budur. İki yüzlülük ve mutlaka samimi olmadan kandırmaya, aldatmaya dayalı bir hadise. Bir hadise. Şimdi kardeşler, şu noktayı ben müminler açısından izah etmek istiyorum. Bir Müslüman için söylüyorum. Neyse, o alem başka bir alem. Kafirlerin alemi, Hristiyanların alemi, o ayrı bir alem. Biz Müslümanlar için Allah ile münasebeti olan, bir Müslümanın Allah ile münasebeti nasıl başlıyor diye sorduğumuz zaman, münasebetimiz Allah'la nasıl başlıyor diye sorulduğu zaman vereceğiniz cevap kelime-i şehadetle olacak. Hep beraber buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. İşte münasebet Allah'la başladı mı başlamadı mı? Bu kelimeyle başlıyor. Eşhedü, şehadet ederim ki, kalıbımı basarım ki, en la ilahe illallah, Allah'tan başka, Allah'ın sevdiğinden başka, Allah'ın razı olduğundan başka hiçbir şeyi kabul etmem. Bakın, eşhedü en la ilahe illallah, illa ancak Allah'ın sevdiğini severim, Allah'ın hoşlandığını severim, Allah'ın seçtiğini severim, Allah'ın sevdiğini severim, Allah'tan başkasını asla kabul etmem. Bakın şehadet kelimesi vallahi böyledir. Biz işin başında
Bakın meseleyi böyle ortaya koymuş Cenab-ı Hak. Müminlerin Allah ile münasebeti böyle başlıyor. Allah ile olan bağlantımız böyle başlıyor. Biz Allah ile sözleşmişiz. Bu sözün adına ne diyoruz bu kelimenin adına? Kelime-i şehadet diyoruz. Sözleşmedir bu. Bak kelime. Türkçesi söz demek. Kelimenin Türkçesi söz. Sözleşmek. Yani Allah ile kelime-i şehadet ile bağlantılı olmak. Bizim böyle bir bağımız var, bağlantımız var. La ilahe illallah. Allah'ın sevdiğinden başka hiçbir şeye iltifatım yok. Allah'ın razı olduğundan başkasına rızam yok. Allah'ın tuttuğundan başkasına hiçbir teveccühüm yok. E şimdi Allah'ın rızasını ve hükmünü şimdi ayet-i kerimeyle müminler olarak ortaya koyayım ve devam ettireyim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın ayeti okuyorum. Kur'an önümde. Sure Maide suresi. Maide. Kur'an'ın 5. suresi. Ayet 51 numaralı ayet. 51. Allah-u Teala resmen şöyle buyuruyor. Sadece müminler için. Mümin olmayanların bu ayette hiç alakası yok. Yani bu mümin, bu ayet sadece Müslümanları muhatap kabul ediyor. Müslüman olmayanları muhatap kabul etmiyor. Nereden anlıyorsun? Şimdi okuyacağım. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın. Ey mümin olanlar. Ey mümin ve Müslüman sıfatını taşıyanlar deyince bu söz sadece kimi ilgilendirir siz söyleyin. Müslümanları ilgilendirir. Başka kimseyi değil. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey mümin sıfatını kendine münasip görenler. Ne tatlı ya Rabbi. Ne güzel şu ayet. Ama bak arkasında bomba patlıyor. Arkasında bomba var ha. Şimdi dayanabilir misin? La tettekizul yehude ven nesara evliya. Bak Yahud kelimesi Yahudi. Yahudi Kur'an'da geçiyor. Sakın Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yakın, kendinize dost, kendinize öncü, kendinize model, kendinize örnek, taklit edilecek insan kabul etmeyin, kabul etmeyin. Allah bunu söylüyor ya. Onların adetlerini, törelerini, törenlerini, bayramlarını, alametlerini, kıyafetlerini, kanunlarını, tarzlarını, tabi oldukları usulleri, içtikleri şeyleri katiyen benimsemeyin, kabullenmeyin, tutmayın, almayın. Çıldıracağım vallahi ya, şu ayete bak. Ayet böyle söylüyor, ben Müslümanım diyen hayvanlar ne iş yapıyorlar? Bunlar korkunç şeyler bunlar ya. İşte Kur'an önümüzde. Yani Kur'an ortadan kalkmadı. Biz Kur'an'dan mesulüz. Biz Kur'an'ın muhatabıyız. Avrupa'nın muhatabı değiliz. Papazların muhatabı değiliz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın muhatabıyız. Muhatabız biz Allah'ın. Papazdan bize ne? Patrik'ten bize ne? Avrupa'dan bize ne? Hazreti İsa'nın muhatabı değiliz. Sadece peygamber olduğuna inanırız, geçer gideriz. Biz Hazreti İsa'nın mı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın mı ümmeti, siz söyleyin. Hazreti İsa'nın ümmeti değiliz biz. Onun peygamber olduğunu tasdik etmekten başka hiçbir alakamız yok İsa'yla. Ya Rabbi bu ne korkunç hüsran, bu ne korkunç felaket, bütün milletin sırtına çökmüş, bütün milletin kalplerine küfür iniyor, beyinlerine zulüm iniyor, çoluğumuz çocuğumuz zinaya, içkiye, kumara adeta devletin eliyle teşvik ediliyor. Zavallı Müslümanlar koyun sürüleri gibi, kesim bekleyen koyun sürüleri gibi cehenneme akın akın akıp gidiyorlar. Yapmayın Müslümanlar. Allah aşkına yapmayın.
Sıkı durun, imanınızı kaybetmeyin, ebedi saadetinizi kaybetmeyin, Hazreti Muhammed'i kaybetmeyin, Allah'ı kaybetmeyin. Biz Allah'ın muhatabıyız, Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, şu toprakların sahibiyiz, her karış toprağın altında şehitlerimiz var. İçkiler, içki içenler şehitlerimize vallahi zulmediyorlar. Sabahlara kadar bu akşam eğlenenler tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü, kitabımızı, Hazreti Muhammed Mustafa'mızı inkar ediyorlar. Varlığımızı inkar ediyorlar. Tarihimizi inkar ediyorlar. Kimliğimizi inkar ediyorlar. Yapmayın Müslümanlar. Ne olur anlayalım. Ne olur dinimizi, mahiyetini kavrayalım. Ya eyyühellezine amenu. Bakın ey iman irtibatı olanlar, Allah'la irtibatı olanlar. Ey Habibi Zişan ile irtibatı olanlar. Eğer Hazreti Muhammed ile irtibatınız varsa ki var. Nerede var? La ilahe illallah. Allah ile irtibatımızı gösteriyor. Muhammedur Resulullah da kiminle irtibatımızı gösteriyor? Allah'ın Resulü ile irtibatımızı. Bak Muhammedun Resulullah diyorsun. Allah'ın Resulünü kendine örnek kabul ediyorsun. Model kabul ediyorsun. Resul kabul ediyorsun. Nebi kabul ediyorsun. Peygamber kabul ediyorsun. İrtibatın var. E peki böyle olduğu halde nasıl Noel bayramına katılırsın? Nasıl o akşam emin olunuz ki şu anda Müslümanların iki seneden beri Bosna'da sadece cahil mahil, eksik meksik neyse Müslüman oldukları için öldürülen o boşnak Müslümanları katleden, onların ırzlarına tecavüz eden Sırplar bu akşam Noel bayramı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Müslümanım diyen de yapacak. Bu akşam şimdi hazırlandılar. Efendim kuru yemiş aldılar, meyve aldılar, hindi aldılar, içki aldılar, oyun aldılar. Hangi televizyon kanalını seçtilerse seçtiler. Hangi gazinoya ise bilet aldılar. Hangi çalgı, hangi çengi. Bakın biraz aynen bu gece o şekilde hazırlananlar, Müslümanların ırzına geçen, kanını döken, memleketini yakan, yıkan Sırplarla, Ermenilerle aynı olur mu olmaz mı? Vallahi olur, şimdi ayet okuyorum. Ayet olur dediği için ben olur diyorum. Kafamdan söylemiyorum. Benim ne haddim var olur demeye? Kur'an derse ben derim, Kur'an demezse ben demem. Okuyorum ayeti. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Bakın ayet o kadar sarih açık ki siz okuyabilirsiniz. Kim papazların, patriklerin, Hristiyanların yani başta söyledi Hristiyanları ve Yahudileri kendinize örnek, onların törenlerini, onların geleneklerini, onların törelerini, onların usullerini, onların bayramlarını almayın dedi ayet. Eğer وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ dedi siz. Müslüman olduğunuz halde, ben Müslümanım dediğiniz halde, onların yılbaşısına, onların Noel bayramına, onların içkisine, meclisine, eğlencesine, alemine katılırsanız, bakın Allah'ın hükmü söylüyorum, katılırsanız, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Aynen bu katılanları da onlar gibi, aynen papazların, patriklerin, Hristiyanların, Noellerin, Nikolaların, Sırpların, Ermenilerin safında kabul ederim. Hazreti Muhammed ile alakalarını keserim. Benim ile bağlantılarını koparırım. Hepsini kafir kabul ederim diyor. Allah bunu söylüyor. İşte ayet-i kerime. Fe innehu minhum. Onlardan olacaktır o. Ayet kapalı bir şey bırakmamış ki. İşte Kur'an burada. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Müslümanız diyen sizler, ey nüfus hüviyet cüzdanında İslam yazan insanlar, Müslümanım diyenler, ey Müslümanlığı sıkıştığı zaman ben de Müslümanım, benim babam da Müslümandı,
anam da Müslümandı diyenler, sizden kim yılbaşı eğlencelerine katılırsa, ki yılbaşı değil demin dedim, Noel bayramıdır. Bayramdır o. Hazreti İsa ile temelde hiçbir alakası olmadığı halde onun adına bu törenler, şölenler, festivaller, faşitler yapılacak. Onun adına şimdi hindiler yenecek. Onun adına içkiler içilecek. Onun adına ırz ve namusa geçilecek. Bir peygamber adına bundan daha büyük felak. Ebu Cehil adına yapılsaydı bir parça manırsa onlar gibi kafir kabul ederim diyor. Allah bunu söylüyor. Açın ayet okuyun. Maide suresi 51 numara. Ayet olmasa ağzımızı açamayız. Peki ne olacak şu Müslümanların hali? Aynen sizi Sırp kabul eder. Sırplar gibi yani. Sırp. Bakın dünyanın en namussuz milleti Sırplardır. En katil, en gaddar, en zalim, en kafir, en pis. Kan içen. Ki zaman zaman söylemişizdir. Onların lideri durumunda olan bir melun var. Saçlı, öküz başlı bir kafir var başlarında. Her sabah kahvaltısına yarım fincan boşnak Müslümanlarının kanını kahvaltıda içmeden yola çıkmıyor diyorlar. Yarım bardak kan içiyorlar. Sen kalk bunların bayramına katıl ve Müslüman olduğunu söyle. Eşek insanlar, cahil insanlar. Irz ve namus katillerinin bayramına katılıyorsun öyle mi? Görüşürüz Rabbül Alemin'in huzurunda Müslüman olmanın şartını, şeklini. Ne Müslümanlığıdır? Ya İslam'ı bırakacaksın, ya Noel bayramını bırakacaksın. İki şıktan biri var, üçüncüsü yoktur. Ama ne yapalım ki devlet bütün bu törenleri hazırlıyor. Devlet televizyonu iki ay öncesinden harıl harıl bu yılbaşı afetini, belasını reklam etmeye, hazırlık yapmaya başladı mı, başlamadı mı? Buyurun yani. İşin başına bakın, her şey geliyor, devlete dayanıyor. Törenler, merasimler, kutlamalar, kabuller, demeçler, beyanlar, demagojiler, efendim siyasi bilmem neler, yılbaşını falan lider falan yerine geçirecek. Ya yılbaşı bana ne ya, benim tarihimde böyle bir gün yok, medeniyetimde böyle bir gün yok, benim kitabımda böyle bir gün yok, nereden çıktı bu ya? Niye biz kimliğimizi kaybettik Müslümanlar? Niye kimliğimizi kaybettik? Bakın, evvela bu kimliği kazanmak lazım. Soruyorum size, yolculuk yapmaya yola çıkarken, hani uçağa bineceksiniz, trene, otobüse, neyse bir yola çıkacaksınız. Yola çıkmadan evvel ileride aramalar olabilir, jandarma, güvenlik görevlileri, sorgu olabilir, arama olabilir, kimlik yoklaması olabilir diye yola çıkarken her şeyden evvel kimliğinizi, nüfus kağıdınızı, ehliyetinizi, yani kimliğinizi almayı unutur musunuz, unutmaz mısınız? Unutmazsınız kimliğinizi. Unutursanız başınıza sıkıntılar geleceğini bilirsiniz. Yahu hanım şu kimliği unutmayalım dersiniz yani. Hele şu kimliği öbür ceketin cebindeyse giydiğin ceketin cebine alırsın. Ehliyet, kimlik, nüfus kağıdı neyse. Çünkü arama olabilir, kimlik yoklaması olabilir, bir olay olabilir. Olay olabilir. O sen de oradan geçiyor olabilirsin. Gel bakayım, kimliğini verdir. Eyvah, kimlik yok. Kimsin lan sen? Kimlik yok. Yarın huzur-u ilahiye giden bugün varız, yarın yokuz. Hiç kimsenin elinde, kalbinde, ilminde, aklında, zekasında ne zaman dünyadan ayrılacağına dair bir garanti, senet var mı Müslümanlar? Geçenlerde bir serseri şeyh çıkmış, öleceği günün saatini söylüyor. Hayvan oğlu hayvan. Bunu din adına yapıyordun. Şerefsiz adam. Kur'an'a meydan okuyor melun. Tarikat adına yapıyor namussuz adam. Tarikat adına yapıyor. Açın Lokman suresini okuyun. Sure-i Lokman'ın son ayetini okuyun. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temud. Hiçbir insan nerede ve ne zaman öleceğini bilmez diye vallahi ayet var. Adam tarikat kılığına girmiş, bu ayete meydan okuyor. Şerefsiz adam.
Ve bir gazeteci de bunu nereden bulmuşsa bu soytarıyı, tarikatçı diye müritleri, serserileri peşine takmış, günlerce insanları oyaladı ve İslam adına oyun oynuyor hain. İslam'ı içinden yıkmaya çalışıyorlar. Kur'an'a meydan okuyan serseriler bunlar. Tarikat adına yapıyorlar bunu. Terbiyesiz adamlar. Ne olur Müslümanlar bunlara tarikat demeyin. Allah yoluna kurulan barikat deyin. Barikat, barikat. Allah yoluna kurulmuş barikat. Ne tarikatı be? Tarikat Kur'an'a aykırı olur mu? Efendim kalbine ilham gelmiş. Ya ilham İslam'da senet midir? İlham, rüya, efendim rüyada görmek, ilham gelmek Müslümanlar için senet midir değil midir Müslümanlar? Değildir. Bizim senedimiz nedir? Kur'an ve sünnettir. Bir adamın gördüğü rüya Kur'an'ın hükmüne aykırı çıksa Kur'an'ı mı alırsınız o şeyhin rüyasını mı? Kur'an'ı alırsınız ya, temel Kur'an'dır. Bir adamın kalbine gelen ilham, Allah'tan gelen vahye, Kur'an'a aykırı olsa, Kur'an'ı mı alırsınız, o şeyhin kalbine gelen ilhamı mı alırsınız, ne yaparsınız? Kur'an'ı alırsınız ya. Şeyhin kalbi ne oluyor? Kim oluyor lan bu adamın kalbi? İslam ne kadar sağlam zemine oturduğu halde hala sallanıyor. Ve yaptığı bu cehaleti, bu sapıklığı da İslam'a mal ediyor. Bir tanesi de diyormuş ki Allah vere de dediği saatte öyle de İslam'a zarar gelmeye. İslam'la ne alakası var bunların? Bütün bunlar şerefsiz insanlardır. İslam'ı zaten adamlar bahaneye bakıyor. Zaten adamlar Müslümanlara çamur atmaya fırsat arıyor. Niye bu fırsatı veriyorsunuz şerefsiz tarikatçı? Tarikat adına bu yapılır mı? Tarikat haktır. Tarikat Kur'an'a uygunluktur. Tarikat Muhammed Mustafa'ya uygunluktur be. Bu olur mu? Soytarılık bu. Bir başkaları kalkıyor, avurduna şiş saplıyor, karnına şiş, avurduna şiş. Yahu adeta bu işleri bir şova çevirdiler. Şov, şov yapıyor bu adamlar ya. Ya şiş saplamanın kerametle, tarikatla ne alakası var? Hangi kitap yazıyor, hangi Kur'an yazıyor? Zaten adamlar İslam'ı kötülemek için bahaneye bakıyorlar. Kan akıtıyor Müslümanlar diyorlar. Barbar Müslümanlar, vahşi Müslümanlar. Şu şişlere bak, şu çocukların avurduna şiş saplıyorlar diye. Müslümanlığın aleyhine zaten fırsat kolluyorlar. Niye bu fırsatı veriyorsun sen? Tüm tarikat adına bunu yapıyorsun. Neresi tarikat bunun? Ümmet sapıklığa gidiyor. Ümmeti Muhammed cehenneme akın akın giderken onlarla uğraşmayıp da nelerle uğraşıyorlar? Bakın bu akşam milyonlarca bakirenin ırzına geçecekler Noel bayramıdır diye. Tonlarca içki içecekler Noel bayramı diye. Adını yılbaşı koyacaklar, papazın zehirini içecekler. Üstü şekerli, İçi zehirli haplar var mı yok mu? İşte bu enayiler bu akşam bu hapı yutacaklar. Yılbaşı adıyla Noel bayramlarına katılanlar vallahi şahsiyetsizdir, billahi şerefsizdir. Bizim şerefimiz İslam'dır, bizim şahsiyetimiz İslam'dır, bizim kimliğimiz İslam'dır. İslam kimliğini, İslam şahsiyetini, İslam şerefini kabul etmeyenlere şerefsiz denir mi denmez mi? Denir. Vallahi denir. Ayet-i kerimeyi açıkça huzurunuza arz ettim. Ve men yetevellehüm, kim bu Hristiyanların ve Yahudilerin adetlerini, alametlerini, törelerini, törenlerini, bayramlarını, anlayışlarını, kültürlerini, tavırlarını, biçimlerini, geleneklerini, göreneklerini, hallerini, yollarını, dillerini, davalarını benimser, annen onlar da onlar gibi hareket ederlerse, fe innehu minhum, onlar ile alakamı keserim, hepsini kafir kabul ederim. Ayet. Ben bu ayeti her zaman dediğim gibi Genelkurmay Başkanlığı'nda da okuyabilirim. Madem ki Kur'an bizi bu şekilde açıklamakla, açıklamalardan, konuşmalardan alıkoymaları için evvela elimizden ve önümüzden Kur'an'ı almaları lazım.
Nasıl vaktiyle ulemayı astılar, alimleri kestiler. Bakın bir tanesinin çok harikulade çekilmiş bir film var. Oynuyor şu anda Fatih'te, sinemada Müslüman arkadaşlarımızın tertip ettiği, tanzim ettiği, çekim yaptığı harikulade bir film var. Ne olur bu filmi görmeden etmeyin. İskilipli Atıf Hoca. İskilipli Allame, İslam alimi, aman ya, ama şahsiyetli, şerefli bir alim. Boyun bükmemiş, teslim olmamış. Kendisini asla onlara zerre kadar karşılarında eğilmemiş, bükülmemiş, dökülmemiş, dehşetli bir alim. İskilipli Atık Hoca şu anda sinemalarda bu film oynuyor. Allah aşkına gidin görün. Nasıl idam etmişler adamı? Nasıl idam etmişler alimi? Bunları önce ulemayı ortadan kaldırmışlar, arkasından Kur'an'ın tamamını unutmak için Kur'an okumayı, çocuklara Kur'an okutmayı, elif cüzünü, elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zal, rı, z, sin, şın, sat, bu harfleri, Kur'an harflerini de değiştirmişler mi, değiştirmemişler mi? Vallahi maksatları Kur'an'ı unutturmak idi. Harf inkılabı yapanlar, bin yıllık yazımızın temeli olan Kur'an harflerini kaldırıp Avrupa'nın, Hristiyan Avrupa'nın Latin harflerini kabul edenlerin gayesi, Allah'ı şahit tutuyorum, Kur'an'ı unutturmaktı. Evet. Kültürümüzü yok etmekti. İslam'ı yok etmekti. Allah'ın nizamını yok etmekti. Ama Allah müsaade etmedi. Yine İslam var, yine İslam hakim olacak. Yoksa dünyada bakın, şu dünyaya bakın. Hiçbir ülke, hiçbir millet, hiçbir devlet binlerce seneden beri kullandığı alfabeyi değiştirmemişlerdir. Şu anda Avrupa'ya bakın. Cemaat, safların sıklaşmasını rica ediyorlar. Hadi ben de rica edeyim. Şöyle bir ayağa kalkalım yine her zaman yaptığımız gibi. Şöyle iyice dolduralım boşlukları, aralıkları. İyice dolduralım. Hava oldukça soğuk. Hakikaten çok soğuk bugün. Kardeşlerimiz dışarıda kalıp hastalanırsa vebali bize de şamil olur. Allah razı olsun. Şöyle sımsık oturalım inşallah. Sımsıkı oturalım. Daha ezana var. Kardeşler Kur'an'ı unutturmak istediler. Sanki şimdi Kur'an yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ya Kur'an var işte, ben Kur'an okuyorum burada. Dünya tarihine bakın. En eski milletlerden Çin var, Çin. Çin'i biliyorsunuz, şu anda bile dünyada nüfusu en kalabalık ülke kimdir siz söyleyin. Çin. 1 milyar nüfusu var. 1 milyar Çin. Dünyanın en eski milletlerinden Japonlar var mı yok mu? Japonya. Şu anda 100 milyon nüfusu var. Bakın Japonya atom savaşından sonra, Cihan Savaşı'nda Amerikalılar Japonya'ya atom attı mı atmadı mı? Atom bombası attılar, bunu bilmeyen mi var dünyada? Adamlar savaşı tümüyle kaybettiler atom bombasının dehşetiyle. Arkasından yeni bir uyanış, yeni bir diriliş yaptılar ve sanayileştiler. Üniversiteleri, eğitimleri değişti, yenilendi, güçlendi. Ve bugün dünyanın sanayide, makinede, motorda, teknikte dünyanın önündeler mi değil mi? Ses gelmiyor. Önündeler. Ama alfabelerini değiştirdiler mi, değiştirmediler mi? Vallahi değiştirmediler. Kılık kıyafetleri değişmedi Japonların. Hala Japonlar çatal kaşık kullanmayıp neyle yemek yiyorlar siz söyleyin? Odunla, çubukla be. Ne değişmesi? Kültürleri değişmedi adamların. Teknolojiyi aldılar, Avrupa'nın suratına tükürdüler. Alfabeyi değiştirmedi Japonlar. Yazılarını biliyorsunuz, böyle yukarıdan aşağı yazılıyor, aşağıdan yukarı yazılıyor, sağdan sola solda. Dünyanın en karışık alfabesi. Arapçada 29 harf var, onlarda kaç harf var? 2000 harf. Değiştirmediler. Alfabeyi değiştirmeden de dünyaya hakim oldular.
E peki bizimkiler niye değiştirdi? Vallahi ve billahi gayeleri Kur'an'ı unutturmaktı. Kalkınmak kalkınmak değil. Yalan. İnanmıyorum. Kimse beni inandıramaz. Kur'an'ı, Muhammed Mustafa'yı unutturmaktı. Hristiyan yapmaktı gayeleri. Ama yapamadım. Kültür değişikliğine uğramadı. Çin'de biliyorsunuz komünizmi benimsemişti. Komünizm Çin'in her şeyini değiştirdi. Mao Çetung diye bir lider duydunuz mu Çin'de? Mao. Mao Çetung ne korkunç Allahsız kafir bir liderdi o Mao. Çin'in her şeyini değiştirdi. Sistemini, nizamını değiştirdi. Ama 3000 yıllık Çin alfabesini değiştirdi mi değiştirmedi mi? Vallahi değiştirmedi. Değiştiremedi. Alfabe değişir mi? Bütün medeniyet onun üzerine kurulmuş. Bütün sanat eserleri onun üzerine kurulmuş. Bütün tarih o alfabe üzerine kurulmuş. Her şeyini değiştirdi Çin'in ama alfabesini değiştirmedi Mao Çin'in. Bizimkilerin Kur'an alfabesini kaldırıp Hristiyan Latin alfabesini almalarının sebebi kalkınmak, yükselmek değil. Eğer öyle olsaydı 70 sene evvel biz bu harfleri değiştirdik. Avrupa'nın önünde olmamız lazım. Gelir miydi, gelmez miydi? Avrupa'nın son derece gerisindeyiz. Demek kalkınmak yalandı. Maksatları kalkınmak değildi. Avrupa'ya ulaşmak değildi. Allah şahit Kur'an'ı unutturmaktı. Bunu böyle anlamayan kişiyi ben cahil kabul ederim. İşte kalkınamadılar. Geçen ders anlattım. Kore'den çok gerideyiz. Kore 1953'te bak Kore ya madein Kore malları dünyayı sardı. Kore malları, Kore arabaları, Kore taksileri, Kore Kia dünyayı tuttu. Dünya pazarlarına hakim oldu Kore. 53'te biliyorsunuz Kore bağımsızlığına kavuştu. 53 ya 40 sene evvel. 40 sene evvel hem de Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay asker sebebiyle Türk askerlerinin orada Kunuri savaşları sebebiyle istiklaline, bağımsızlığına kavuşan Kore bugün dünya pazarlarına hakim oldu, sanayileşti. Alfabesini de değiştirmedi. Kültürü de değiştirmedi. Avrupa'ya da benzeyeceğim demedi. Avrupalıya tükürdü geçti, aldı ilmini, aldı fennini, aldı tekniğini, geçti gitti. Ya bizimkilere ne oldu ki 1000 yıllık alfabemizi değiştirdiler? Ya bizimkilere ne oluyor ki yılbaşında sabahlara kadar papazların kölesi olacaklar, papazın uşakları olacaklar? Bu aşağılanmanın sebebi neydi? Niye taklit ediyorduk? Bizim onlardan daha aşağılık neyimiz vardı? Onlardan farklı neyimiz vardı? Biz yeryüzünün efendisi değil miydik? 3 kıtaya hakim değil miydik? Yeryüzü bizden sorulmaz mıydı? Bizans'ı fetheden biz değil miydik? İstanbul'u alan biz değil miydik? Ne oldu birdenbire bizi aşağılattılar? Fatih Sultan Muhammed Han bizim ceddimiz değil miydi? Ulubatlı Hasan bizim ceddimiz değil miydi? Ne oldu da birdenbire Avrupa'nın karşısında küçüldük. Onların alfabesini, onların hayatını, onların kanunlarını aldık. Onları kendimize önder seçtik, önde seçtik, imam seçtik, lider seçtik, örnek seçtik. Bakın dünyada bugün paramızın haline bakın, ülkemizin haline bakın. Altyapımızın haline bakın, içtiğimiz suyun haline bakın, yediğimiz ekmek zehir oldu. Bak şimdi ekmeğe zam yaptılar, 3 Ocak'tan itibaren ekmek 4000 lira. Zehir be, hayatı bize zehir ettiler. Almanya kalkındı, Almanya'nın ahireti yoksa da dünyası var mı yok mu? Japonya'nın ahireti yoksa da dünyası var mı yok mu? İsviçre'nin ahireti yoksa da cenneti menneti yoksa da dünyası var mı yok mu? Türkiye'nin vallahi ne dünyası var ne ahireti var. İkisini de yok ettiler. İnanın bu sözüme. Bizim ne dünyamız var ne ahiretimiz var. Arabayla yola çıkamıyorsunuz. Trafik felaket. İçtiğiniz suyun yarısı sidik idrar. Ne altyapı var ne üst yapı var. Ne sistem var ne rejim var ne devlet var. Korkunç bir bunalıma sürüklediler milleti. Bir profesör var, ismini söylemeyeyim, değerli bir ruh bilimcisi, ruh psikolojisi dersleri hocası. Diyor ki hocam İstanbul'da yaşayan her 100 kişinin diyor, vallahi 17'si deli diyor. Sinir hastası, deli. Yani kliniğe gelmesi lazım, yatması lazım ama gelip yatmıyorlar diyor. Bu hale, bizi deli hale getirdiler. Aklımızı koruyamadılar.
Irzımızı koruyamadılar, neslimizi koruyamadılar, ülkemizi koruyamadılar, Müslümanları koruyamadılar, vatandaşı koruyamadılar, hayatımızı koruyamadılar. Sulhu koruyamadılar, sükuneti sağlayamadılar, emniyeti sağlayamadılar. Herkes kapısını, her zaman söylüyorum, gelin vallahi bakın şehrin ortasında apartman giriş kapıları zaten çoktan demir de, apartmana giriş kapıları hep demir biliyorsunuz. Şimdi dairelere giriş kapıları da çelik kapılardan olmaya başladı. O ahşap kapılar sökülüp yerine çelik kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Vatandaş keyfinden mi takıyor? Güvenlik kalmadı. Can güvenliği, mal güvenliği, ırz ve namus güvenliği kalmadı, kalmadı, kalmadı. 15 milyon, 20 milyon verip çelik kapı takıyor vatandaş dairesinin giriş kapısına, keyfinden mi, zevkinden mi? Hayır, haşa. Hani güvenlik, hani sulh, hani sükun, hani barış? 70 seneyi doldurdu Cumhuriyet, ülke barışını sağlayamadı, Güneydoğu kan ağlıyor. Doğu bölgeleri kan ağlıyor. İşte 13 asker bir ölüyor, 5 asker bir ölüyor, üst teğmen ölüyor, az teğmen ölüyor. Hani barış? Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Sloganla ülke idare edilmez. Avrupa'nın gelenekleriyle, ya onların kültürleri başka, bizim kültürümüz başka. Bizim kültürümüz Kur'an'la alakalı. Onlarınki Roma'yla alakalı, sapık İncil'le alakalı, sapık sistemle alakalı. Avrupa'da eşcinsellik fevkalade kabul edilmiş, normal bir şey olarak kabul ediyor. Orada eşcinsel olmanın hiçbir kötülüğü, hiçbir eksikliği yok. Ama Müslümanın kültüründe mümkün müdür, hayal edebilir misiniz? O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, ne olur şu kimlik bunalımından kurtulmamız lazım. Bir an evvel, bir an evvel kimliğimizi, bizim kimliğimizi İslam, Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kültürümüzü oluşturan kaynaklardır. Şehitlerimizdir. İslam'ın varlığıdır. İslam'ın ilmidir. İslam'ın ahlakıdır. Bizim kültürümüzün, bizim kimliğimizin kaynağı, menbaı buradan kaynaklanıyor. Bunu reddedemeyiz. Geçen dedim ki, bakın 3 aylardayız. 3 aylar dediğimiz efendim Recep, Şaban, Ramazan. Bakın her şeyde olduğu gibi şu 3 aylarda bile, 3 aylarda bile nasıl kültürümüze, nasıl medeniyetimize karışmış, kaynaşmış, adeta lehim olmuş. Müslümanların birçoğunun ismi Recep, birçoğunun ismi Şaban, birçoğunun ismi Ramazan değil mi? Bakın Allah'ın sevdiği ayları, peygamberin sevdiği ayları çocuklarımıza isim yapmışız. Kimlik yapmışız. Soruyorsun sen kimsin diyorsun, ben Recep'im diyor. Recep 3 ayların başı. Sen kimsin? Ben Ramazan'ım. Ramazan hangi kitapta geçiyor? Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Bak Kur'an'da geçiyor. Kur'an'daki ismi bu millet çocuğuna ne yapmış? İsim yapmış. Kültürümüzün kaynağı Kur'an. Hristiyanlıkla bizim alakamız yok. Bizim kitabımızda, kültürümüzde papaz var mı? Yok. Yok. Hoca var. Doğar doğmaz çocuğunu öz annesi veya babası kulağına ezan okusun diye kimin kucağına teslim ediyordu? Hocanın kucağına. Hocayı da hacil ettiler, hocayı da rezil ettiler, hacıyı da rezil ettiler, perişan ettiler, söndürdüler, unutturdular, alay konusu haline getirdiler. Ciğerpare yavrusunu doğduğu gün daha isim koymadan kulağına ezan-ı Muhammedi okunsun diye yavrusunu, öz bebeğini, öz yavrusunu kucağına teslim ettiği hocalardan kültürünü alan millet, şimdi papazların eğlendiği Noel gecesine hazırlanıyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şu millet ne hale geldi? Ne hale getirdiler? Bütün bunları düşünerek bu geceye dikkatle ve itina ile yaklaşmanız lazım. Vallahi kimliğinizi bir kere daha kaybedersiniz. Bu akşam Allah aşkına söylüyorum, bir
sırf onlara benzememek, onların paralelinde, onların çizgisinde, onların gemisinde, onların teknesinde olmamak için bir kabak çekirdeği dahi ağzınıza götürmeyesiniz bu akşam. Kuru yemiş. Hiçbir şekilde ilgilenmeyiniz. Bunun yanında dini programlar hazırlanmıştır. İstanbul'un muhtelif yerlerinde Çavuş başında Cübbeli Ahmet Hoca Efendi kardeşimiz, Maltepe'de muhteşem bir program hazırlanmış. İşte karşıda muhtelif yerlerde, bu bölgede de Anadolu yakasında, bu Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye cephesinde de İmes dediğimiz, hepinizin bildiği sanayi sitesinde, İmes sanayi sitesindeki camide yine muhteşem bir program hazırlandı. Allah'ın işine bak ki, Allah'ın lütfuna bak ki, o yılbaşı dedikleri Noel gecesi takvime bakıyorsunuz, Mekke-i Mükerreme'nin müşriklerden alındığı fetih gecesi isabet ediyor. Vallahi böyle. Çok enteresan. Ben de araştırdım. Kitapları indirdim kaldırdım, indirdim kaldırdım. Aa, Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği ve hakkında اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ayetlerinin nazil olmasına sebep olan Mekke-i Mükerreme'nin müşriklerin elinden alındığı günün tarihine isabet ediyor. İnşallah biz de alırız. Fetih gecesi. Onun için bu toplantıların da adını fetih gecesi. Yani Mekke'nin fethi tabii İstanbul'un değil. Mekke'nin fethi adı altında programlar hazırlanmıştır. Allah nasip ederse beni 3-4 yere yazmışlar. Mübarekler, ben makina mıyım, İngiliz motoru muyum ya? Her taraf nasıl konuşacağım? 4 yere birden yazmışlar. Allah insaf versin. Sesimiz, soluğumuz zaten belli. Ama gücüm olduğu kadar yetişeceğim ama esas ağırlığımızı bu İmes'te, sanayi camisinde ağırlığımızı ortaya koyacağız. Hüseyin Güleç hocam da Allah var etsin, o da geldi, oraya da gelecek. Daha diğer hoca kardeşlerimiz var, müftü kardeşimiz var. Dışarıdan profesörlerimiz de inşallah trafik mürafik mani olmaz da gelirler. Profesör Sabahattin Zayim Bey var, pırlanta bir profesörümüzdür. Allah sayıların çoğalsın diyorum ama tabii çok zor bir olay. Bir profesör Sabahattin Zayim'i ikincisini bulmanız mümkün değil. Pırlanta bir insan. Vallahi böyle. Üzerinde kaza namazı olmayan bir adam. Profesör. O da gelecek akşam inşallah oraya. Muhteşem bir konuşma yapacak. Eğer vakit bulabilirse Ali Coşkun. Ali Coşkun da yakinen tanıdığım Eginli, Kemaliyeli, Erzincanlı bir abimizdir. Onun da üzerine kaza namazı yok. Öyle bir fevkala var. Kadınlara da yer var. O da gelip bir konuşma yapacak ve diğer hoca arkadaşlarımız şöyle gecenin yarısı değil belki gece saat 3'e 4'e kadar inşallah orası kaloriferli biliyorsunuz yanıyor ısınıyor. Orada şöyle bir papazların dersini verelim inşallah. Noel rezaletine İslam'ın faziletiyle İslam'ın adaletiyle cevap verelim inşallah. Hak Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimi bu gecenin sapıklığından, bu gecenin felaketinden muhafaza buyursun. Amin. Çoluğumuzu çocuğumuzu koruma altına alalım. Bu gecenin dehşetinden, vahşetinden, rezaletinden, cinayetinden, her türlü rezaletinden, mefsedetinden korumaya çalışalım. Ve bu geceyi atlatmaya çalışalım. Allah-u Teala önümüzdeki yılda Noel'i kutlamaya İslam'ın hakimiyeti sebebiyle fırsat vermesin inşallah. Allah seneye Noel'i kutlama fırsatı vermesin millete inşallah. Allah-u Teala hepinize razı olsun. Ezan okundu. Uzatmamak lazım. Hava soğuk. Hutbeyi de uzatmayacağız. Kürsüyü de uzatmayacağız. Ama uzatmak istiyorsanız akşam İmes'e gelin inşallah. Allah-u Teala yardımlarınızı, ilgi, alaka ve tahammülünüzü camilere, imam hatiplere, Kur'an kurslarına yardımlarınızı biraz daha açın. Çünkü Allah 3 ayları aştı. Allah 3 ayları aştı. Pazar mevsimini, bereket mevsimini aştıysa Müslüman da kesen lazım. Biraz ne yapması lazım? Siz söyleyin. Aşması lazım. Allahu Teala makbul eylesin inşallah. Haftaya devam ederiz. Akşama da İmes'te devam edeceğiz. Lillahi Teala'l Fatiha.